Türkiye'deki bu sıcak olayları da hesaba katarak efendim yaşadığımız bir kısım hadiseleri, sel musibetini efendim özellikle mercek altına yatırarak Ramazan-ı Şerif'te bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl Müslümanca, mümince, doğruca, düzgünce okuyabiliriz? Yerli yerine nasıl taşları oturtabiliriz? Bu çerçevede konuşuyoruz efendim. Sohbetimiz bu minval üzere gidiyor. Kıymetli hocamız, ben burada imtihanı görüyorum dedi. İmtihanla önce karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz, anlamamız lazım dedi. İmtihan da tek boyutlu değildir. Gül varsa dikeni de vardır. Diken de imtihanın bir parçasıdır diye arz ettiler kendileri. Ardından sabır dedi. Sabır da kendini kaybetmemek. Yani şirazeden çıkmamak. Hepten efendim isyana yönelik ifadeler içine girmemek. Ölçüyü, dengeyi bu konuda kaçırmamak. Mutedil duruşu, o müminin duruşunu kaçırmamak olarak ben kendi rüyamda algıladım. Efendim ve bu bir ayettir. Gökten, yerden, değişik yönlerden, şeş cihetten ayetler gelir. Bu ayetleri okumak lazımdır. Sel, ayet bazen sel şeklinde gelir. Bazen yağmur şeklinde, bazen ses şeklinde, değişik şekillerde gelir diye söyledik. Ve aczini bildiriyor önce. İnsana aczini bildiriyor. Diyor ki ey insan acizsin. Sen çelikten değilsin. Eskiden tuğla da hindi derler değil mi? Hint çeliğinden değilsin. Etten kemiktensin. Haddini bil. Dolayısıyla kudrete yapış. Bir kudret var. O kudrete yapış. Onunla beraber yolunu bul manasında. Şimdi sevgili hocam bu seküler okuma biçimi. Dünyevi. Yani eşya kendi kendine hareket ediyor. Ondan sonra yağmur kendi kendine hareket ediyor. İşte biraz fazla toplanıyor. Fazla su indiriyor. Ne yapalım? Sanki bu adetullah, sünnetullah hiç cari değil. Rabbimiz hayata, zamana müdahale ettiği gibi sanki tabiata müdahale etmiyor. Onun dışında gökyüzünde haşa bir hapishaneye hapsedilmiş orada duruyor. Arada bir talimat veriyor filan gibi. Böyle bir algı var. Bu algıyı biraz açabilir miyiz? Yani biraz tabii epeyce açtık ama devam ettirmek manasında. Sonra da tedbir kısmına geleceğiz. İhmaller kısmına geleceğiz. İlk sualinizde zaten iki boyut, iki ifrat ve tefrit, İki uçtan söz edilmişti. Evet. Biri seküler bir dille yaklaşmak ve Allah yokmuş gibi olayı ele almak, görmek. İkincisinde takdiri ilahi diyerek tüm sorumluluklarımızdan kurtulduğumuz hissine kapılmak ve Allah'a iftira etmek. Allah'a iftira etmek. İftira etmek. Evet. Gelelim birincisine. Lütfen. Zaten onu görüyoruz. Medyada. Özellikle medyanın kısmı azamında, ekranlarda, gazetelerde öyle bir dil kullanılıyor ki bir mümini çok rahatsız eden bir dil. Evet. Evet. Yani bu dil ümitsizliğe sevk eden. Yani eşek arısı sokasıca bu dil öyle bir dil ki bu dillerin kendisi de bir afet. Afet. Yani dilin bizzat kendisi. Eyvallah. Afet. Dilin kendisi bizzat afet. Çünkü hemen söyleyeyim, acı size dışarıdan gelen olayın içinde değil, sizin o olayı okuyuşunuzun içinde. Onu karşılama biçiminizdedir. Biçiminizdedir. Hmm. Evet. Bunu elde tutarsak, yani acı, keder, ıstırap, üzüntü, hüzün, aslında başınıza gelenden daha çok, başınıza geleni okuyuş biçiminizden kaynaklanır. Evet, algılama biçiminiz. Nereye bakıyorsunuz, nereden bakıyorsunuz, nereden algılıyorsunuz? Öyle ki birinin bela olarak gördüğünü öbürü nimet olarak görebilir. Evet, evet. Hakikaten de nimet olabilir. Tabii. Zaten peki... bir nimete nimet demekle nikmet demek, bir şeye rahmet demekle afet demek arasında fark var hiç şüphesiz. Fakat bizim ona öyle dememizden o da müteessir olur, etkilenir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Rahmet derseniz rahmet olur, afet derseniz zahmet olur. Zahmet olur. Ya. Çünkü o da Allah'ın mahlukudur. Eyvallah. Ve nasıl baktığınıza bağlı. Evet. Nereden baktığınıza bağlı. Onun için
sadece seküler bir dil kullanıp da bir kez Allah'tan bağını koparmayalım olayların. Evet. Bu tevhide aykırı. Tevhidin zorunlu sonucu her şey her şeyle irtibat halinde. Evet. Ve her şey bir şeyle. Her şey bir, bir şey. Sizin o ilk konuşmada söylediğiniz bütünleştirme. Her şeyin bir şeyle irtibatı var. Tevhid budur. Onun için hiçbir parça bütünden bağımsız değil. Ve hiçbir parça Allah'tan, yaratanından bağımsız değildir. Ve tabiattaki hiçbir şey insanın eyleminden bağımsız değildir. Değildir. Yeryüzünün herhangi bir tarafında işlenmiş bir kötülük, yeryüzünün ta öbür ucunda değil, kainatın öbür ucunda bir taşı düşürür. Evet. Bundan melekler, sudaki balıklar bile muazzep olur, azap duyar. Karadaki bitkiler, evet. Sudaki balıklar, dağdaki karlar, ormandaki kurtlar. Evet. Lütfen. İşlenen bir günahtan. Bir günah. Bir günahtan ne olur? Veya o benim günahım. Hayır. Varlık bir denizdir. Sen o varlığa, o denize atılmış ya bir pisliksin ya bir zemzemsin. Kendin karar ver, kendin bak. Evet. Dolayısıyla varlık denizini kirletme arkadaş. Varlık denizini temizle arkadaş. Aynısı bir yeryüzünün herhangi, kainatın herhangi bir tarafında biri bir iyilik işlediğinde kainatın öbür tarafı güler. Öbür tarafındaki güller açar. Yani ne alakası var falan demesin kimse. İrtibatlı. Varlık holografiktir. Evet, evet, evet. Varlık kaos olsaydı alakasız olurdu. Varlık kozmostur. Düzen. Düzendir. Düzeni bozuyorsun, düzeni bozma arkadaş. Herkesi mesuliyete davet ediyor. Eyvallah. Kendine çeki düzen ver. Ya senin ne alakası var bizim günahımızla? Evet. İyi de günahın ne alakası var benim sorumsuzluğumla demekten farksız. Öyle diyebiliyor musun? Söyle. Müteahhitin sorumsuzluğuyla günahın ne alakası var? Müteahhitin sorumsuzluğu günah değildir diyorsan senin de bizim günahımızla alakası yok de. Evet. Hadi bakalım. Çünkü günahın da türleri var. Günah sadece belli bilinen günahlar değil. İşte. İşini düzgün yapmamak da bir günah kategorisinde. Hem de nasıl? Hakkını vermemek, ahlaksızlık, çalmak. Toprağın hakkını çalmak. Yani. Suyun hakkını çalmak. Suyun hakkını çalmak. Yaratılış şartlarına uygun hareket etmemek. Yani yaratılış kanunları var. O kanunlara uygun, Allah'ın tertibine yasası, uygun davranmıyor. Allah'ın yasasına aykırı davranmaktan daha büyük günah mı var? Ya. Allah'ın kanununa. Kur'an'daki tüm emir ve nehiler aslında insan Allah'ın kanununa. Yani bu noktada iki şey vardır. Allah'ın kanunu bir, insanın iradesi dahiline giren şeyler için seçmek, irade. Evet, irade. İradesi dahilinde olmayan şeyler için de kanun. Yani ilahi yasalar. Tabiat yasaları da diyebilirsiniz. Evet. Allah koymuştur onlar. Yani ayet ne kadar mukaddesse Allah'ın tabiatın içine koyduğu yasalar da o kadar mukaddestir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Allah'ın Kur'an'daki kanununu ihlal etmek ne kadar suç ve günahsa, Allah'ın tabiattaki kanununu ihlal etmek de o kadar suç ve günahtır.